Birçok yerde de şöyle bir haber gördüm. %50'si için 6 milyon avro ödenecek servisin diye. Hı hı. Şimdi aslında tam olarak öyle değil ama bir anlamda öyle, birazcık öyle. E, tabii. Çünkü dedi ki Tuna Aktın <laughs> bir sonraki satıştan yüzde %50, %50 pay, pay. Benfica'ya verecek dedi. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın oyuncunun servisinden en azından ya yani düz mantık gidiyorum. Şimdi bunun birçok parametresi var aslında. Hani öyle bakılmaz belki ama atıyorum atacağı iki tane gol size belki Bon servisini çıkartacak yani ya da hı hı. yapacağı hikayesi bol servisini çıkartacak. Böyle bakılmaz belki ama hani e, kağıt üzerinde düz mantık olarak Beşiktaş'ın bol servis olarak zarar etmemesi için bir sonraki satışı 12 milyon avro olması lazım. Evet yani 12'den 1 milyon yukarı çıktığı zaman 13'e sattığı zaman 1 milyon Beşiktaş'ın karı olur. Evet. Yani düz mantık bunu gerektiriyor ama oyuncunun potansiyelini düşündüğümüzde evet, Beşiktaş'ın kadro planlamasındaki aldığımız haberler hep Beşiktaş'ın gençleşeceği yönündeydi. Gerçekten bu plana uygun ve Önder Hoca ile beraber de özellikle altyapıdan çıkacak oyuncuları da düşündüğümüzde, sözleşmesi biten oyuncuları hesaba kattığımızda Beşiktaş açısından 14 tane mukavelesi biten evet. futbolcu var. Evet. Yepyeni bir kadro kurulacak Beşiktaş'ta. O, o kadroda en büyük ihtiyaç eksik olan yer. Tabii. En önemli parçalarından biri Jetson olacak. Bu şimdi daha önce de Beşiktaş'ın gündemine geldiği için Hı -hı. Galatasaray kiraladığında Kiralamaya çalıştığında Selviye Yine Beşiktaş başladı. masadaydı Evet. Yani bugün Beşiktaş'ın ilgisi yok Beşiktaş'ın ilgisi geçmişten gelen bir ilgisi de var Jetson'a Jetson e da bizim ligimizde ya Bu seviyeleri çok rahat yaşayabilecek Başarılı olabilecek bir oyuncu Avrupa'da ne katabilir Beşiktaş a? O önemli zaten piyasa yapacağı durumda Daha çok Avrupa maçları olacaktır O yüzden bu ortamda ben şans bulacağını Düşünüyorum önümüzdeki sezon için Bu kadro planlamasında Kesinlikle. çok mantıklı çok yerinde, makul ve Yıllık kiralanması da, ücreti de aynı 1.2 gayet iyi. E, potansiyeline verilmiş bir rakam bu oyuncunun şu anki performansına değil. Şöyle sorular ve görüşler geliyordur. Oyuncu bu sezon çok az oynadı. Evet zaten e, oynar halde olsaydı yine bir premierlik yapardı. Belki bunu Siga yapardı. Oynayamadığı için bu durumda. Burada bir rehabilite süreci olur mu? E, olma ihtimali yüksek. Tabii ki bugünden fal bakmak zor. Çünkü önümüzdeki sene Beşiktaş nasıl bir yola girecek onu da görmek lazım. Ama bugünün şartlarında Beşiktaş'ın kontenjanı ve transfer limiti de düşünecek olursak ya yani son yıllarda yapılmış en mantıklı hamle olarak görüyorum ben Beşiktaş adını. Josef'in orta sahada olduğunu düşündüğümüzde. Tabii o da katkı sağlayacak. Da olduğunda... ya bir de Brezilya'da oyuncular biliyorsun belli birbirlerini çok sosyal hayata da görüşürler, aile gibi görürler. Şimdi bu Portekizce konuşan grup olarak değerlendiriyorum onu. Joseph alacak Jetson'u, Alex Teixeira. Teixeira öyle. Ya iki deneyimli oyuncu var orada. O yüzden bak, e... Joseph, Alex bak iyi bir Alex'ten bahsediyorum. Hesabını yavaş yavaş çok, çok iyi üçlü olur. Jetson, Alex inanılmaz düşlü. Yani topu kolay kolay kaybetmez Jetson. iki yönlü oynayabiliyor. Teixeira daha rahat hücuma devam edecektir. Aynı dili konuşan oyuncu grubu. Yani gerçekten Beşiktaş adına son yıllarda yapılmış en doğru hamlelerden biri. Bir de şu var. Geçen sene Piyaniç hiç yazılmamışken bir anda Beşiktaş Piyaniç'i kadrosuna kaldı. Evet. Bu sene Jetson bir ilgi olabileceği sinyalleri geliyordu ama net yazılmamıştı. Yine son günlerde bir Jetson hamlesi. Önceki yıl Gezal. Gezal. Yani Beşiktaş bunu yapıyor. Hatta Tuna da Antalya'daki bağlantılarda şunu demişti. Beşiktaş bu sezon transfer yapmayacak gibi görünüyor ama Deneyimlerim şunu söylüyor demişti Tuna. Son günlerde her şey olabilir demişti. Öyle de oldu. Tuna'yı da tebrik etmek lazım. Çünkü o da artık farkında olayım. Beşiktaş son günlerde son dakika transferlerini seviyor. Tabii Galatasaray cephesinden Beştaş, de Beşiktaş şunu da yaptı bu arada. Galata, i̇şte onu bağlayacağım. Galatasaray'ı bekledi Beşiktaş. Hı hı. Hani bakalım oradaki görüşme neticelensin. Baktı. Jetson baktı. Jetson'un menajeri Ahmet Bulut baktı. Galatasaray kulübünden bir gelen giden bir şey yok. Yani... Görüşmeler durdu açıklaması da yaptı Ahmet evet. Bulut. Ve sonrasında Beşiktaş zaten oyuncuya talipti. Bence çok mantıklı bir hamle yaptı Beşiktaş. Hani araya girip de pazarlık kızıştırma konusundan uzak durdu. Geriye çekildi. Evet. Tok alıcı durumundaydı. 31 Ve Ocak'ta da almış Avrupa'da oldu. da birçok noktada transfer evet. bitti. Çünkü evet. Jetson İtalya'ya da gidebilirdi. Evet. Almanya'ya da şimdi oradan tekliflerin olmaması da bence düşünülmesi gereken bir konu. Galatasaray için içinde, Beşiktaş içinde. Şimdi şu da var. Tabii ki oyuncu oynamadı. Evet, Türkiye performansı tabii ki insanların e, ağzında bir tat bıraktı. Doğru. Çünkü kaliteli oyuncu, kuması iyi. Allah vergisi yeteneği var, atletizmi var. Evet. Ama performansı yansıtamadı. Galatasaray'daki son dönemleri hariç. Ama Avrupa'dan da bir teklifin gelmemesi bizim kulüplerimiz adına düşünülmesi gereken bir konu. Bunlara rağmen yine de Jetson'un burada oynamışlığı olduğu için, Türkiye performansı olduğu için potansiyelin de düşünen iki değerli kulübümüz oyuncu için devreye girdiler. Galatasaray uzun süre uğraştı. Benim burada anlam veremediğim nokta Sayın Burak Elmas'ın bugünkü açıklamalarındaki birazdan galiba izleyeceğiz onu. İstersen şöyle yapalım. Oraya geçiyoruz şimdi. Sonrasında evet detaylı konuşalım. Jetson konusundaydık. Oradan devam edebiliriz. Evet iletişim anlamında ben bu sürecin doğru yönetilmediği fikrindeyim. Çünkü taraftarın beklentisi yüksek. Sayın Başkan sosyal medyaya bakarak kulübü yönetmeyeceğiz dedi, kabul. Ama Galatasaray'ın seçim döneminde de sosyal medyanın gücünü gerçekten yaşayıp bunu da bir eleştiri mekanizması olarak da kullanan çeşitli listeler vardı. Sayın Başkan'ın listesi de sosyal medyayı iyi kullanan, hatta iletişim politikası açısından başlangıçta şahsi sosyal medya hesaplarının kullanılmayacağına yönelik yönetim kurulu üyelerinin sadece Sayın Başkan'ın sosyal medyası üzerinden gideceğine yönelik çeşitli açıklamalar vardı. Olumlu tarafını alırken sosyal medya kullanılır. Olumsuz tarafını alırken bu yönde açıklamalar yapılırsa bence burada da bir e, yani iletişim anlamında problem var. Çünkü seçim döneminde sosyal medyayı kullanalım, seçimden sonra biz kullanmayalım deyip ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin çeşitli bağlantılarla ki tekrar edelim, Herkes fikirlerini söylemekte özgür. Hı hı. Biz de bir televizyoncu olarak bunların yapılmasından yanayız ama üslup açısından yönetim kurulu üyelerinin çeşitli canlı bağlantılar yapması Galatasaray iletişimi açısından bence problem. Ve günün sonunda Jetson transferi mesela olsaydı Galatasaray'da şu yönde bir cümle olacak mıydı? Yani sosyal medyada çok baskı oldu. Biz e, aldık Jetson'u gibi olmayacaktı. Olacak, o yüzden tabii. olmayınca bunu sosyal medyanın eleştiri oklarını başka öne çekmek. Artı için... görüştüğünüz bir oyuncu. Evet, hatta pazarlığa yapmak... kadar detayını evet, veriyorsunuz evet. zaten. 2 yani. yıllık Erman 1 milyon avro kiralama, 7,5 milyon avro satın almayı Evet. söylüyorsunuz. Ermana bağlanmadan önce ifademdeki şey oydu, e, vurgu. E, önceliğimiz değil denilen oyuncuyu siz sondan bir gün öncesine kadar hala masadaysanız ve görüşüyorsanız hayır o sizin önceliğinizdir. Yani önceliğiniz değilse o zaman neden son 2 güne kadar oyuncuyla görüştünüz? de temsilcisine ulaşmamıza gerek yok ifadesi. Evet mi? o da yanlış. Bence yanlış. O mi? da yanlış çünkü menajerlerle ilişkiyi e, doğru yönetmek gerek. Ha şu doğru e, bence. Sayın Başkan'ın önceki dönemlerde de menajerlik komisyonlarını, tamam. e, görüşmeleri, ne kadar menajerlere verildiğini açıklayacak olması ve şu ana kadarki e, rakamları denetleme kuruluna vermesi bence çok doğru. Çok güzel tamam. Şeffaf <laughs> e, ve olması gereken bu. <laughs> Ancak iletişim konusunda... Menajerlerle temsilcisiyle Jetson'un tam olarak doğru bağlantıyı kuramamak ve önceliğimiz değil denilen oyuncuyla sondan iki gün öncesine kadar transferin bitmesini hala masada olmak ve Sayın Ahmet Bulut'un açıklaması Jetson transferinde görüşmeler durdu. Başka bir Türk kulübü devrede dedikten sonra Beşiktaş sürecin hızlanması. Yani özetle Galatasaray Jetson transferini bence doğru yönetemedi. Eğer ki torrent istemiyorsa ki Torrent açıklama yaptı, biz de satırlarında anlattık bir hafta boyunca e, Torrent hazır oyuncu istiyor diye. Torrent kendi ağzından basın toplantısını söyledi zaten bunu. E, oraya vurgu yapıp bu denebilirdi. O zaman neden daha sonra görüşmeler devam? Burada da tutarsızlık evet, var. Torrent'in istemediği bir oyuncu ise madem Jetson, o zaman neden son iki güne kadar Galatasaray masadaydı? Ya bu soruların cevapları havada kaldı. Bugünkü açıklamanın eksik noktaları o. Bir gün basın toplantısı olursa. Şimdi kulüp televizyonu olduğu için biraz tek taraflı Sayın Başkan'ın hitabıyla devam eden bir e, programdı. Kabul ediyorum, saygı duyuyorum. Ancak bu eleştirilerin de bu soruların da bence sorulması gerekiyor. Bir, Torrent istemiyorsa neden son iki güne kadar Galatasaray masadaydı? İki, biz önceliğimiz değil denilen oyuncuyu neden iki güne kadar transfer etmeye çalıştık denmeli? Sorular bunlar. Çünkü Jetson şu anki güncel performansına değil potansiyeline transfer yapılacak oyuncu. Yoksa herkes biliyor bugün iletişim çağındayız. Girdiğiniz zaman siteye bakıyorsunuz Jetson kaç maç oynamış hangi bölgede ısı haritasına kadar ulaşabilirsiniz. Tabii. Çok bariz bu. O yüzden yanlış yönetildi. Beşiktaş'ta tam tersi çok doğru yönetti. Galatasaray ne kadar yanlış yönettiyse Beşiktaş o kadar doğru yönetti. Ben geçtiğimiz hafta şu ifadeyi kullandım Jetson'la ilgili. Dedim ki Jetson transferiyle ilgili Galatasaray'ın bir karar vermesi gerekiyor. Olacaksa Transferi bir an önce bitirmeli, sonuca ulaşmalı. Olmayacaksa da biz oyuncuyu düşünmüyoruz diyerek kapatmalı bu transferi. Ama oyuncu Beşiktaş tarafından transfer edildikten sonra sosyal medyadaki tepkilerden sonra açıklama evet. yaptığınız zaman bu böyle olmuyor açıkçası. E, Artı şu temsilci konusunu da hemen değinmek isterim. Tabii. Temsilcisine ulaşmamıza gerek yok ifadesi. Mecburen ulaşmak durumundasınız. Çünkü yasal olarak Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut. Yani kim olduğu önemli değil isim olarak. Tabii tabii. E, kulüple anlaşsanız bile temsilcisiyle anlaşmadığınız takdirde oyuncunun transferini yapma şansınız tabii. yok. Yani, tek yani bir sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Aranızda problem olabilir. Kulüp olarak o menajerle çalışmak istemeyebilirsiniz. Ama netice olarak eğer siz Jetson almak istiyorsanız çalışmak mecburiyetindesiniz. Zaten çalışmaktan kastımız da ne ki? Yani görüşeceksiniz. Evet şartlara uyuyor. E, hayır şartlara uymuyor. İmza bitti. Bir de Galatasaray'ın sonraki satıştan pay konusunu da aslında Sayın Başkan'a sormak isteriz. Çünkü Beşiktaş %50 ifadesiyle belki de 6 milyon euro inmesinin sebebi olabilir. Evet tabii. Çünkü bazen bu paylar oynar tabii, tabii. transfer masasında, pazarlığında. Galatasaray Alt acaba bir sonraki transferinde satıştan... vardır mesela bu Altın evet, evet, kulübünün. Yani %15 olur, 20 olur. Benfica der ki biz %50 istiyoruz. Galatasaray belki demiştir ki hayır biz %20 sonraki satıştan pay verebiliriz. O zaman da Benfica şunu diyebilir. Hayır biz 7,5 istiyoruz. Beşiktaş'ın 6'ya inmesi şimdi orada da bir açıklamada şu var. Sayın Başkan dedi ki 1 milyon euro kiralama bedeli. 7,5'ta 7,5'ta şey, satın alma opsiyonu. Satın alma opsiyonu. Beşiktaş 6'ya oyuncuyla anlaştı ve 5 yıl yayarak. Çok mantıklı. Eee Galatasaray'dan 7.5 isteyen Benfica Beşiktaş'la 6'ya anlaşıyor. Aradaki 1.5 fark da bence o sonraki satıştan satılan pay kısmı. Çünkü Galatasaray belli ki %50'ye çıkmamış. Aşağıdan devam etmeye evet, çalışmış. O zaman da 40, Evet, bon servis artıyor. Yani bunları da hesaba katarak <laughs> özür dilerim. bunları da hesaba katarak değerlendirme yapmak lazım. İletişim anlamında da daha önce senin dediğin nokta çok doğru. Galatasaray şu açıklamayı yapsaydı. Torrent o sinyali verdi aslında. Torrent yönetimi o pası attı. Yönetim o pası almadı. Neden almadığının cevabını bilmiyorum. Ya burada da bir tutarsızlık var. Torrent'in istemediği bir oyuncuyu o zaman neden bir hafta Galatasaray almaya çalıştı? Torrent bu basın toplantısında demedi mi ben Jetson'la hazır olmayan önce istemiyorum ben mi yanlış evet. hatırlıyorum? E o zaman neden bir hafta devam edildi ve evet. şimdi neden önceliğimiz değil deniyor? Galatasaray neden Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığı, yaptığı ve çok doğru yaptığı o kiralama formülünü Galatasaray düşünmedi mi? Düşündüyse neden uygulamadı? Çünkü Torrent'in önümüzdeki sene olacağının garantisi var mı? Şimdi Torrent'e bakarak eğer Galatasaray transfer yapacak ise, o zaman neden bir hafta Jetson'la görüştü? Torrent önümüzdeki sezon olmayabilir. O zaman Galatasaray Jetson'u neden kaybetti? Benim aklıma şu yani bun, geliyor. Bunlar nereden bakarsan bak tutarsızlık ifade eden sonuçlar. Benim aklıma şu geliyor. Zaten şu anda bile şu anda bile hali hazırda 15 yabancı varken ve bir kontenjan Hı -hı. krizi yaşanıyorken kimin çıkarılacağı tam olarak belli değilken Cagne ile görüşülüyor. Hı -hı. hani senin e, mukavelerini feshederim. Yeni bir mukavele yapalım deniliyor. E, onun haricinde Omar'ı bugünkü açıklamalara baktığımızda hem Torrent'in açıklamalarını hem Sayın Başkan'ın açıklamalarına baktığımızda ben Omar'ın lisans dışı kalma ihtimali görmüyorum. Yani çünkü hem Sayın Başkan hem Torrent evet. çok umutlu konuştu Omar'la ilgili. Ciddi ciddi beklentiler var ligin ikinci arası ile ilgili. Sabek yok. Sabek de yok yani. yani Saça boy var sadece. Geçti, tek ve onu da bu maçta o da yok. Yani evet hastalığı var oyuncunun. Yani Omar mecbur zaten. O yüzden o zaman benim anladığım şu Jetson konusunda bir de belli ki bir kontenjan da açılmama durumu söz konusu. Tabii Sayın Başkan onu açıkladı ama demek istediğim şu. Neden o zaman evet. kiralanmıyor? Yani bu Galatasaray yönetiminin aklına gelmedi mi? Ki ben geldiğini düşünmüyorum. Çünkü çok zekice, çok mantıklı ve Pratik oyuncu, oyuncu da bunu yani. kabul ediyorsa çok olağan bir şey bu. Çünkü belli ki Jetson şu an ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta ilk 11 gelir gelmez ilk Tabii. 11 oynayacak seviyede değil. Ama bu oyuncunun potansiyeli çok fazla. Var, evet, çok rahat. Belki 3-4 haftada yeterli olmayabilir. Belki belli. Çünkü bilemezsin oyuncu ne verecek.